Sema'ya bile gitsek alışveriş yapıyorsun Meltem ha. Sende alışveriş hastalığı var. Senin hastaneye yatman lazım. Ay aşk olsun Haluk ya. Ne aldım? Alt üstü bir tane pano aldım. Çocuk panosu. Zaten çocukları aldım. Merve, Orçun'a. Bir de içimdeki çocuğa. Büyümedin gitti ha. Büyümüyorum tabii. Hep sen demiyor musun? İçin çocuk senin diye işte çocuk. Ayrıca sen de büyümesen iyi olur. Sonra ileride aramızdaki yaş farkı sorun olabilir. Çocuklar. Çocuklar. Aa, duymuyor musunuz? Çocuklar diyoruz. Ha. Ha, annem şey, kitabı da almışım ya. Hoş geldiniz. Pardon, duymadım. Aa, buna görüyor musun? Ne güzel okuyorlar. Harika vallahi. Aa, o ne? Bakın. Hayal panosu. O ne ya? Oğlum, Meltem ablanız aldı size bunu. Buraya hayallerinizi, yapmak istediklerinizi yazacaksınız. Dülür keşke bize bir tane alsaydık ya. He? Şimdi biz bunu yazdık diyelim. Gerçekleşecek mi? Oğlum eğer buraya yazdıklarına odaklanırsan mutlaka gerçekleşir. Biz de yardımcı olacağız tabii size ama. Hayat o kadar hızlı akıp geçiyor ki hayallerimizi unuttuk gitti. Hadi hayallerimizi buraya asalım Haluk hadi. Beni hiç bulaştırma. Çocuk çocuk şeyler bunlar ya. Aa, oyun bozanlık yok. Sen de yazacaksın. Düşün. Geliyorum şimdi. Oğlum senin bu dünyadaki en büyük hayalin ne? Taliska'nın bonservisi anne. Delirtecek beni bu çocuk. Kızım sen söyle. Ben bu yıl hayal kurmuyorum. Bu yıl geçsin, sınav dönemi bitsin, ondan sonra hayal kuracağım. Bak sana bir baba tavsiyesi. Asla, kat'a, sakın ha hayallerini erteleme. Bu yıl hayal kuramam. Çok meşgulüm. Görüyor musun? Çok meşguller. Ne şimdi bu? Bungee jumping. Hayalim. Bir gün mutlaka yapacağım. Bungee jumping. Hı hı. Ay ne saçma. Aa, saçma maçma. Hayalim benim. Allah Allah. Ayrıca hiç de saçma değil. Bir gün yapacağım bak görürsün. Sen de yapıştır bir fotoğraf da görelim hayalini. Printer açık mı? Açık. Ya çok merak ettim. O ne? Haluk, bu ne? Piyano. Bebek. Sen bana bir şey mi söylemeye çalışıyorsun? Hayallerimden bahsediyorduk. Benim hayalim de bu. Tamam. Gel hayallerimizi sırayla gerçekleştirelim. Önce gidelim ayağımıza ip bağlayalım. Kendimizi uçurumdan aşağı atalım. Sonra da gelelim ustalık eserimizi yapalım. Tamam. Saçmalama Allah aşkına ya. Kendine yapılabilir hayaller kur lütfen. Bu hayali unut. Bebek yok. Kızım ben sana söylüyorum. Sen benim hayallerime yetişemezsin diye. Gel atlayalım hadi. Ama arkasından. Ha? Gönül. Bu Z kuşağının hayal gücü çok fazladır. Kim bilir neler göreceğiz bu panonun üstünde. Bir de böyle kurdukları hayalleri gerçekleştirmek için daha da çok çalışacaklar. Vallahi Meltem çok iyi düşündü bunu. Çocuklar. Oo, hadi geldiler. Hadi gel bakalım. Heh. Neymiş bakalım hayal? Ah, vallahi ben fotoğraf astım. İyi, fotoğraf da olur da bu ne oğlum? Uyuyan çocuk fotoğrafı anne. Sen bunu mu hayal ediyorsun Orçun? Evet. Ben artık sabah erkenden kalkıp Fikri Hoca'yla ders çalıştıktan sonra okula gitmek istemiyorum. Şöyle adam akıllı bir uyku almak istiyor. Tek hayalim var, uyumak. Allah Allah. Peki kızım sen söyle. Sen mühendis mi olmak istiyorsun yoksa doktor mu? Ha? Tuna, bence Merve'ye bilgisayar mühendisliği çok yakışır. Aynen. Benim tek hayalim şu an pişti olmayacağım. Şöyle güzel bir mezuniyet evsizliği. Allah'ım ya Rabbim ya Allah Allah. Z kuşağı işte.
Ay çocuklar, niye sınırlandırıyorsunuz kendinizi? Daha başka hayaller kursanıza, değil mi? Ben yetinmesini bilirim valla. Vallahi ben sınırlamıyorum kendimi. Benim uykum sınırsız. Allah Allah, hasbinallah yani. Ne bu, ben anlamadım. Kuzey ışıkları. Senle beraber Norveç'e gidip kuzey ışıklarını izlemek istiyorum. Kuzey ışıklarının altında böyle senle baş başa romantik zaman geçirmek istiyorum. Kura kura böyle bir hayal mi kurdun? Ay ne var? Ne yani, gidemez miyiz? Olmaz mı? Kuzey ışıklarının altında romantizm yaşayamaz mıyız? Şöyle el ele duramaz mıyız? Böyle sarılırız, ben başımı senin omzuna yaslarım. Sen bana aşkını haykırırsın. Herkes bize bakar. Ay ne güzel. Hayallerim bile abidik gubidik. Haluk bari bırak istediğim hayali kurayım, ona karışma ya. Ben de son bir resim asmak istiyorum. As bakalım, bekliyorum. Hani siz bize hayallerimiz konusunda yardımcı olacaktınız? Hı. Hani ne istersek yardım edecektiniz? Ben uyumak istiyorum. Ama yani ben sizin daha büyük hayalleriniz olacağını düşündüm. Bu beni hayal kırıklığına uğrattınız. Böyle hayal mi olur ya? Allah Allah. Ne bileyim, insan yurt dışında okumak ister, artı bir dil ister. Yani siz böyle şeyleri hayal edin. Biz de elimizden ne destek geliyorsa onu da yaparız. Evet. Tamam, konu anlaşılmıştı. O zaman ben hayalimi değiştiriyorum. Evet, evet, aynen. Yaz bak, ben destek olacağım. Hadi. Siz düşünün, siz düşünün. Böyle büyütün. Hayal gücünüzü bambaşka bir hale getirin. Yani böyle öyle uyduruk şeylerle bir yere varamazsınız. Ya bu ne böyle? Ya ben olsam neler yazardım gönül. Oh neler. Çocuklar turşusunu mu kuruyorsunuz? Hadi. Yazmadınız mı? Heh. As evet. Bakalım. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Önce? Önce ben. Tamam. Ben Lale ile evlenmek istiyorum. Tövbe yarabbim ya. Koyuyorum. Ben de ayrı eve çıkmak istiyorum. Hayallere bu mu yani? Hayalleriniz budur bu yani. Mu yani? Evet. Siz kafayı mı yediniz çocuklar? Allah'ını seversiniz ya. Hayal işte. Kurduk getirdik. Haluk bu ne? Bu mu hayalin? Evet. En büyük hayalim. Akşam eve geldiğim zaman böyle ayaklarımı şöyle uzatıp koçlar gibi televizyon seyretmek. Hayalim bu. Hayallerime mani olma. Haluk ya, aman ya. Of. Harika, harika. Haluk, koca tabağı mı aldın? Evet. Değil mi sana? Hayır, ben şekeri hayatımdan çıkardım. Ben de sonuna kadar kapıları açtım ona. Aferin sana. Ya birazcık bari tabağa servis yapsaydın, hepsini mi yiyeceksin? Tamam, tamam artık. Bu kadar espri yeter. Hadi marş marş odanıza. Biraz daha kitap okuyun. Tamam anne. Kaç sayfa okudunuz? İlk 50 sayfayı bitirmek üzereyiz. Hatta bu akşam bitiririz yani. Aferin, aferin. Bayağı akıcı gidiyor kitap. Aynen. Hadi bakalım odaya. Marş marş. O zaman yarın sabah kahvaltıda sınav yapacağım size. Tamam anne, sen nasıl istersen. Tamam. Hadi iyi geceler. Hadi bakalım. İyi geceler. Hayallerine bakar mısın şunları? Öyle biraz dar şey yapmış. Her ayla evlenmek istiyorum ben. O da ayrı eve çıkacakmış. Tövbe yarabbim ya. Allah Allah. Çok güzel bir planım var. Ama yakın gelecek planı bu. Neymiş? Hadi yatalım. Kabul edin espriydi. Yakın gelecek planı, hadi yatalım.
Arkadaşlar, biz bu akşam bu hayal panosu üzerinden hayallerimizi ve hedeflerimizi masaya yatırdık. Orçun en büyük hayalinin uyumak olduğunu söyledi. Ben de en güzel hayalimin mezuniyet elbisemi bulmak olduğunu söyledim. Çünkü gerçekten bu yıl bu sınava o kadar odaklandık ki asıl hedeflerimizi unuttuk. Sınav hedeflerimizin yerine geçti. Biri bize hayalimizi sorduğunda bize sınavdan iyi not almak dedik. Oysa benim hayallerim de Orçun'un hayalleri de çok farklı. Ama ikimiz de hayallerimizi anne babalarımızla paylaşamıyoruz. Babam benim mühendis olmamı istiyor ama ben tiyatrocu olmak istiyorum. Ya da Orçun e-sporcu olmak istiyor. İkimizin de kurduğu hayaller anne babalarımızın bizim için kurduğu hayallerden çok farklı. O yüzden şimdilik bunları onlarla paylaşamıyoruz. Ama şimdilik. İleride paylaşacağız tabii ki. Aa. Bu ne Haluk? Bu ne Haluk? Selimiye Camii. Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eseri. Sen bana bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Yok, hayır. Ben sadece sana dünyanın en güzel camilerinden birinin resmini gösteriyorum. Ha. Şimdi sen bana bir mesaj mı veriyorsun? Hı hı. Havada bulut, sen bu bebeği unut. Emin misin? İyi geceler. Bir daha düşün istersen. Meltem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alırım, ayrı dümen tutarız bu evde sır dolu şu halimiz.